İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh biz ölüme hedefiz. Ömer bin Abdülaziz takva ehli bir zattı. Düşündüğü sadece ahiret ve hesaptı. Kulların hukukuna edemezsem riayet halim ne olur diye endişedeydi gayet. Bir kimse anlatır ki, Ömer bin Abdülaziz, halifelikten önce etliydi ve gürbüz. Sonra çok zayıfletti onu bu halifelik. Öyle ki bu korkuyla kaldı bir delik kemik. İşte bu mübarek zat namaz kıldı bir gece. Bayıldı bir ayeti kıraat eyleyince. Namazda okuduğu ayette Cenabı Hak şöyle buyuruyordu Zira meal olarak Boyunlarına bağlı demirden bu kağlar ile sürüklenerek ateşe atılırlar. Hatta sabaha kadar bunu tekrar ederek ağladı hüngür hüngür gözyaşları dökerek. Bir gün mektup yazmıştı ahbabından birine. Buyurdu ki aldanma nefsinin isteğine. Çıkarma hatırından bir an ölüm halini, dünyadan ahirete çeviriver kalbini. Bir günde buyurdu ki, biz insanlar hepimiz ölüm için bir namzet yahut hedef gibiyiz. Ölüm istediğini seçiyor, götürüyor. Bu dünyaya gelenler mutlak bir gün ölüyor.'' Dün geçti. O iyi bir şahittir hakkımızda. Ölüm de uzak değil. Bekler yakınımızda. Bugün büyük bir fırsat, mühim bir emanettir. Onu en iyi yerde değerlendirmelidir. Bir günde hutbesinde buyurdu, Ey insanlar! Rabbimiz dışa değil, niyete, kalbe bakar. Yani siz, kalbinizi eğer düzeltirseniz, düzelir ona göre dışınız, zahiriniz. İnsanın azaları kalbine bağlıdırlar. Kalp iyiyse, onlar da hep iyilik yaparlar. Başka bir mektubunda buyurdu ki, Evladım, her gün yaklaşıyoruz ölüme adım adım. Tavsiye ederim ki, Kork Allah'tan her zaman bu fırsat eldeyken ahirete hazırlan. Ölüp de ahirete gitmiş farz et kendini. Allah'ı görür gibi ifa et amelini. Gün geçtikçe ömrümüz daha noksanlaşıyor. Ecel de o nisbette bizlere yaklaşıyor. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Gönül vermez dünyaya düşünür ölümünü mahşerin şiddetini hatırlayarak her an o güne hazırlanır gece gündüz durmadan Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı itaat edene itaat edilir. İtaat söz dinlemek, boyun eğmek, emre göre hareket etmek demektir. İnsan oyun eğlence, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. İbadet yapmaktan maksat da her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itaate tazimdir. Halbuki insanın nefsi Allahü Teala'ya isyan, can düşmanı olan şeytana itaat dilemektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Nisa suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyurulmuştur. Allahü Teala'nın yarattığı bütün canlılar iman ve itaat etse ona hiçbir faydası olmaz bütün alem inkar etse, azgın olsa, taşkın olsa Allahü Teala'ya hiçbir zararı olmaz. Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya itaat ve ibadet etmekten, her kötülük ve sıkıntı da masiyetten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir. İtaat edene itaat edilir. Fuday bin İyad Hazretleri sohbetlerinde Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumunu anlatır ve kendinden misal vererek ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım buyururdu. Allahü Teala'ya itaat edene mahluklar itaat eder. Çünkü her şeyin amiri, yaratanı, sahibi Allahü Teala'dır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki, Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teâlâ'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun.'' dünya ehliyle onların dünya menfaatleri üzerinde münakaşa etme, o zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol, salih amelleri tamamlamış olursun. Acırsan her şey sana acır. Seyyid bin Abdullah Tüsleri Hazretleri buyuruyor ki, son peygamber Muhammed aleyhisselam gönderildiği zaman, dünyada şu yedi sınıf insan vardı. Krallar, ziraatle uğraşanlar, Hayvancılıkla uğraşanlar, ticaretle meşgul olanlar, sanatla meşgul olanlar, işçiler, yoksullar. Allahü Teala'nın elçisi sevgili peygamberimiz bu sınıflardan hiçbirini başka bir sınıfa geçmeye zorlamadı. Onları Allahü Teala'ya itaate, takvaya, ilme çağırdı. İnsanlara şöyle buyurdu: "Allah bütün bu varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır." dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir. Allahü Teala'ya itaat eden, onun emirlerini yerine getiren dünyada da ahirette de ve ölürken de rahat eder. İmam Gazali Hazretleri iyi amel işleyen Allahü Teala'ya itaat eden kullar Azrail aleyhisselamı en güzel bir şekilde görürler. Onun güzel yüzüne bakmaktan başka rahatlık bilmezler buyurmuştur. Hz. Ebubekir Bekir halife seçildiği zaman ben de sizin gibi bir insanım. İnsansa yanılır. Yanılınca bana doğruyu gösterin. Ben Allahü Teala'ya itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat edin. Ben itaatten çıkarsam siz de bana itaat etmeyin buyurmuştur. Netice olarak Allahü Teala'yı sevdiğimiz kadar herkes bizi sever ve ondan korktuğumuz kadar herkes bizden korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiğimiz nisbette her şey bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar herkes bize hizmet eder. Yahya bin Muaz Hazretleri buyuruyorlar ki Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Bir dinleyicimiz diyor ki bir kimseye e, sana bundan sonraki haklarımı da ömrümün sonuna kadar geçecek haklarımı da helal ettim demek caiz midir diyor. Bir. İkincisi e, bu durumda eğer caizse ölene kadar e, bütün haklarını peşin peşin helal etmiş mi olur demiş ayrıca ve diyor ki daha sonra bununla bu kişiyle bizim aramız bozulsa bize zulmetse mesela e, haklarımızı e, hakkımıza girse. E, ...maddi ve manevi zararlar verse bize diyor... E, ...önceden hakkımızı helal ettiğimiz için diyor... ...bu adam karlı mı olur? Efendim e, kitaplarda caizdir buyuruyor. Gelecek hakların binaençekini ben helal ettim demek caizdir. Ama e, bizim gibi nefsi itminana kavuşmamış olan... ...kimselerin vermiş olduğu bu söz sözünde durabilmek... ...veya söylediğimiz şahsın aynı şekilde... E, ...bunları değerlendirmesi, buna göre hareket edebilmesi... Farklı şeyler kitaplarda anlatılıyor. Biz bir dakika önce verdiğimiz sözü bir dakika sonra geri alabiliyoruz. Hatta öyle bir şey söylemedim diyor. Ya o kadar kader da dedi ki ya yaşça küçük bizden abi dedi sen ne diyorsun dedi ya adam bırak dedi söz vermeyi dedi attığı imzayı dedi ıslak imzayı inkar ediyor o imza benim değil diyor dedi. Benim değil dedi. Ama Salih allah Teala'dan korkan, allah Teala'yı yakinen tanıyan bir Müslüman. Gelmiş gelecek bütün haklarımı herkese helal ettim. Yani ona eziyet etseler de etmeseler de o dönüp bakmaz. Meşgul de olmaz. Yakini var çünkü. Bu ancak kamil ve mükemmel olan insanların başarabileceği bir şey. Ama caiz mi? Caiz. Efendim yap yapamazsın, yapamazsın. Herkes yapacak diye bir emir yok yani. Bir başka dinleyicimiz Diyor ki bir hanım dinleyicimiz özür dileyerek soruyorum diyor. E, Dinimiz İslam.com sitesinde ön veya arka tarafa ıslak parmağın girmesi e, orucu bozduğu yazıyor. Doğru mudur? Doğrudur. ...ıslak parmağın girmesi mi? Orucu evet. bozuyor sadece. Evet, onun için mesela... E, ...şeyde saadet kitabında da... ...anlatılırken... ...mesela o bölgede bir çeşitli aslar oluyorum. ...fissür deniyor, fistül deniyor, basur deniyor, o bölgede zuhur ediyor. Ee, mesela basurda da, o. fissürde de oluyor. Ee, orada bazen memeler oluşuyor. Mesela basurda oluşan o memeler, diyelim ki e, ihtiyacını gidermek için gitti. Taharetlenecek, taharetlenirken o memelerin üstü ıslanıyor. Onların üzerinde su zerrecikleri varken o memeler vücudun içerisine doğru çekilirse oruç bozulur diye yazıyor bunun için e, öyle durumlarda evet meşakkatlidir, zordur. E, önce hemen onları kurulamalı. Kurulattan sonra aynı şekilde vücut onu otomatik olarak içeriye çektiği zaman oruca zarar vermez. Tabi bu konuyu vesvese edenler var. Tabi vesvese ilgili, edenler var. Bununla ilgili değil. çok soru geliyor. Mübalağa etmeden dikkat ederek diyor bir dinley bu dinleyici. Biz taharetlenmeye çalıştığımız halde diyor parmağımız o bölgelere değerse diyor oruç bozulur. Yok canım o kadar da şey yapma. ...biraz e, dikkatli davranmak. Yani bu durumda diyor hani böyle durumlarda... bu ...böyle bir korkumuz varsa diyor... ...taklit edilecek bir mezhep var mı? Yok. Peki. Bir başka dinleyicimiz diyor ki... E, ...başımıza bir hal geldiği zaman... ...mesela e, şükrediyoruz. E, i̇şte çok şükür diyoruz. Allah-u Teala... ...daha beterinden sakladı diyoruz. Şimdi bunun yanlış olduğunu söylüyorlar... Ee, ve diyorlar ki eğer şu, bu şekilde hani şükredersen daha beteri gelir. Bu yanlış oldu diyenlerin kendisi yanlış. Kendi kafalarına göre bir yorum yapıyorlar. Onu da doğru gibi herkese satıyorlar. Altyapısı olmayan da aa falan diye tereddüt ediyor. Saadet-i de var. Orada elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfr ve talal. Ne demek o? Elhamdülillahi ala kulli hal. Allah Teala'nın yani bana vermiş olduğu bela, mihnet, nimet ne varsa hepsine şükür. Sivel küfür ve dalalet. Küfür ve dalalet hariç öbürlerine hepsine elhamdülillah diyor. Dua ya. Kitaplarda yazılı. E bunlar ne diyor? Efendim işte bir bela geldiği zaman elhamdülillah dersin daha da artarmış. Nerede yazıyor? Adamın uydurma kafasında yazıyor. İşkembeyi kübradan atıyor. Yok öyle bir şey. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Saadet kitabına Hüseyin Hilmi Efendi de almış rahmetullahi aleyh. Orada şükür kelime, şükür de Arapça, hamd da Arapça. Şükür mü hamd hangisi üstündür? Orada açıkça buyuruyor ki hamd bela ve nimet anında söylenir. Şükür sadece nimet anında söylenir. E niye yazılmış kitaplar o zaman? Elhamdülillahi <laughs> ala kulli hal sivel küfür ve dalal. Küfür ve dalale tarih hepsine elhamdülillah. Kim gönderdi? Cenab-ı Hak. i̇mam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah böyle bela yaratmasaydı ya dert ve bela yaratmasaydı bu dünya ne tatlı olurdu buyuruyor. Dolayısıyla onlar hepsine elhamdülillah demişler. Yakşi demişler. Çünkü daha beteri var. Gönderen kim? Onu anlatıyorlar. Belayı gönderen kim? Hastalığı gönderen kim? Derdi gönderen kim? Cenab-ı Hak. Ve Anadolu'da yaygın olan o biraz önce elhamdülillah beterin beteri vardır. Buna da şükür. Denir mi? Denir. Caiz mi? Caiz. Böyle mi demek lazım? Evet. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki yaşadığımız şehirde diyor e, bir sohbet grubumuz var. Bu grup diyor oldukça geniş e, neredeyse 50-60 kişi oluyor katılıyor buraya diyor. E, bir eve diyor sığmıyoruz diyor. Çok masraflı da oluyor diyor. Yine de katılıyoruz ama diyor. Bu arada diyor bunun dışında mahallemizdekilere de diyor kitap okuduğumuzda e, kitap okuyoruz bazen. Buna diyor işte bu kitaplarla ilk defa tanışanlar da katılıyorlar e, dolayısıyla onların da hani duymasına ve şeye vesile oluyor, e, bilmelerine vesile oluyor. E, şimdi e, fakat diyor diğer sohbetteki arkadaşlarımız da diyor oradaki e, ablalarımız da diyor bize diyorlar ki siz yeni bir ayrı bir yol mu tutuyorsunuz diye bize tepki gösteriyorlar. Biz diyor kendi mahallemizde de diyor kitap okuduğumuz için. Yani onlardan izin almamız gerekiyor mu şeklinde bir ya. sorusu var. Ruhsat almamışlar yani. Belediye ruhsatı gibi aynı şekilde. Belediye başkanı seçileceksin ya sen şimdi. Senden ruhsat almayınca ben şimdi aynı şekilde bir kulübe bile yapamam değil mi? Gayrimeşru. meşru. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımız iş gayrı meşru oluyor o ya kalabalık olunca aynı şekilde fitneye sebebiyeti verirse... ...börülürsünüz. Siz de aranızda toplanın okuyun. Bu üç kişi, beş kişi de olur, on kişi de olur, yirmi kişi de olur. Dedelerimiz, ninelerimiz böyle yapmışlar. Kitap okuyarak dinlerini korumuşlar. Saadet-i Ebediye'de yazılı. Hani şimdi bir yerde... ...ya bu baş olma, bu riyaset diye geçiyor kitaplarda. Ne menen bir şeymiş Usta abi ya. Evet. Çok enteresan Anladım. bir şey hocam. Burada işte en yaştınız benim... Ben bir getirdim bunu. Ben yaptım sizlere. Ben yaptım. Benden habersiz kimse parmağını kaldıramaz. Burada benden habersiz tüy uçmaz. Ya sen kimsin ya? Olur mu öyle şey ya? Hangi büyüklerden hangisi yapmış demiş. bunu? Ha, hangisi demiş bunu? Hüseyin Hilmi Efendi bile en günahkarımız benim buyurmuş. Değil mi? Yani. Hatta teşvik ediyordu. Yani beraber anlatıyorlardı. Ya üç kişi, beş kişi bir araya gelin kitap okuyun diye. Üç kişi, beş kişi bir araya gelin. Çünkü ecdadımız saadette bedeli yazılı. Bir araya gelerek kitap okuyarak yani çünkü dinlerini öğrenmişler. Ayakta kalmışlar. Bu şusun busu olmaz ki. Mesela orada dinleyicimiz dedi ki elli altmış kişilik gruplar meydana geliyor falan. E şimdi hanımlar toplanınca da... ...ha benim neyin eksik falan. Yani, <laughs> evinde canlı okuyorlardır herhalde. Elli altmış kişi çok fazla. Yani oradan istifade ediliyor mu o, o, ayrı, o ayrı konu? ayrı ee, konu. tabii insan gayri e, ihtiyarı hatırına geliyor. Yani hanımlar alınmasın da yani birisi bir şey, ne güzel börek yapmıştı. E benimki aynı şekilde böyle aa diye dikkat çekmesi olmaz. Düşüncesi geliyor. Hadi diyeceksiniz ki efendim siz suizan mı ediyorsunuz? Hayır olanı. Olduğu gibi anlatıyorum. Evet, Kimseyi evet. suizan etmiyorum. Evet. Kimsenin ihlasını ölçecek. Benim elimde ihlas metre falan yok. Tamam. <laughs> Kendiminkini de ölçemem. Başkasını da ölçemem. Kimseyi yapamam. O Allah Atalan indedir. Kim samimi kim değil o toprağın altına verecek. Fakat bizde bir söz vardır. Görünen köy kılavuz istemez. Bak ne dedi dinleyicimiz? Masraflı da oluyor dedi. Ağzına kaçırdı. Ama mecburen katılıyoruz gibi de bir durum ifade, var yani. İfade kullandı. Evet. Yani bir yerde yıkım oluyor. Bir yerde gösteriş oluyor. E kolay mı? 50 60 kişi yani. E şimdi bir çay vermiş olsa. Ha <laughs> ha gittik de bir çay veriverdi ya falan. Kuru kuru bir çay. Kuru kuru bir çay. E, madem kitap okumak için şey yapıyorsunuz... ...herkes karnını doyursun, gelirsin... ...bir çay iç, ikram edin ve onunla da meşgul olmayın. Ben bir yerde bir eve... ...davet edinmiştik... ...Emer abiler de teşrif etmişlerdi... ...işte ev sahibi çay falan filan... ...Emer abiyle bir celallendirir... ...siz buraya da direkt çay, çay içmek, yemek yemek için mi geldiniz? Yoksa Emer abi için mi geldiniz? Yani ne için geldiniz siz buraya? Hakikaten ya... ...ne için geldi? Ben Emer abiyi görmeye geldim. En, niye yemekle aynı şekilde çayla... uğraşıp duruyorsunuz mu? Demek ki maksat yani niyet farklı. Onu madem ki hani şey yapamıyorsun. Böyle ki o zaman de ki arkadaş 20 30 kişi siz orada toplanın, 20 30 kişi orada toplanın. Üçe böl, 4'e böl. onun i̇şte ayrı bir yol. Niye ayrı bir yol tutacak? Ha şimdi burada ben baş varken orada o 20 kişinin de bir başı olacak. Bir gün gelecek o da aynı şekilde kuyruk dikecek beni sollayıp geçecek. Ben burada genel müdürüm. <laughs> Öbürleri de şube müdürü. <gülüyor> <gülüyor> Sonra diyecekler ki biz de genel müdür olmak istiyoruz. <laughs> Olmaz o ya. O yanlış bir şey. O yanlış bir şey. O kursunu anlayamadın. Ya ile de iş işare etsin. Şey yapamazsan başkasıyla da iş işare edersin. bunu işte ben olmazsam olmam. Yeni bir yol tutuyorsunuz. Bir dat bu siyatın tabii. Sana hepsini ekliyorlar falan. Yanlış o. Böyle tutum yanlış. Şimdi böyle durumlarda mesela bir de e, mesafede önemli midir? E, bilhassa bu dinleyicimiz de bahsetmiş bundan aslında da... E, ...gittikleri yerde uzak bir yer. Yani otobüslerle şunlarla bunlarla falan gitmeleri gereken bir yer. O elli altmış kişilik gittikleri yer. E, diyor ki yani biz burada diyor erkeklerle temas etme durumu var... ...otobüslerin içerisinde şurada burada diyor. O da uygun zorlanıyoruz değil. Zorlanıyoruz diyor yani giderken de. O da uygun değil. Caiz değil. O da caiz değil. E o zaman e, gitmeyecek oraya. Böyle bir iş için seferi mesafeye gidebilir mi kadın? Gidemez. Gidemez. İlim öğrenmek için? İlim öğrenmek için, e, elimi öğrenmek için de yani sefere bu ilim gidemez. öğrenmek olmuyor mu? Yok, sefere gidemez. sefer mesafesinde gidemez. Çünkü Allah Teala kadın kullarını koruma, e, kadın kullarını koruyor. Yani da mahremi olmasının sebebi o. Yanında e, onun aha, amcası, dayısı, babası, kocası, oğlu falan varsa kötü niyetler saldıramaz. Ama yalnızsa laf atar, eziyet eder. Hani baktı tenha saldırırdı ondan sonra. Aa ağası ki. Ağası yani. Hani babaannem rahmetli derdi ki oğlum dedi e, kilit iyi niyetli kimseler içindir. Doğru. <laughs> Kötü niyetli kimse kilit de kırıp geçiyor. İyi niyetli kimseler içindir. Onun için de e, işi sürdürmeye gerek yok. Madem ki mesafeli Aa, siz gelmeyin. Orada kendi aranı kaç kişisiniz? Beş Tamam siz beş kişi, siz kaç 7 kişi, yedi kişi. Siz de orada aynı şekilde... kendi aranızda toplamını Bitti. Yani, nöbet nöbet okuyun. Bitti. Evet, evet, evet okuyun. Hatta en güzel hanginiz okuyorsa o okusun. Öbürleri dinlesin. Anlayamadığınızı müzakere edin. Yani, orada çözemezseniz... Sorulacak biri varsa Çok soru soru O kadar yani. Bir başka dinleyicimizin... ...şöyle bir sorusu var hocam. Ee, dinleyicimiz diyor ki... ...namazda... E, ...zamlı sureyi okuduktan sonra sehven yani unutarak gayri ihtiyar veya sadakallahu lazım demiş. Hı. Diyor namazı bozarım. mı? Namazı bozmaz. Namazı bozmaz ama bir daha da söylemesin. Ee, bir kitap okunduktan sonra mesela ilmi hal okunduktan sonra mektuba okunduktan sonra sadakallahu lazım denir mi? Sadakallahu azim sadece e, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra söylenir. E, çünkü sadaka tasdik et, doğru söyledi demektir. Mecaz olarak ama kullanmamışlar İslam alimleri ya. Kur'an-ı Kerim için kullanmışlar. Onun için madem Kur'an-ı Kerim için kullanılmış, din büyükleri de öyle buyurmuşlardır. Onun dışında bunu kullanmamalı. Ve selam denilebilir mi? Sonda. Ha, denilebilir. Denilebilir. Sübhane Rabbiki e ayeti okunur. Okunabilir. Mı? O tavsiye edilmiş hadis-i şerifte de. Mesela bir araya geldiniz böyle ko e, dini konular aynı şekilde anlattınız. Büyüklerden bahsettiniz veya yani kitabı kitap okudunuz. Sübhane Rabbiki e ayeti kerimesi okumak suretiyle onu mühürleyin mealinde hadis-i şeriflerde kitapları da zikredilmiş. Yani şeyden sonra normal kitap okuduktan sonra. Tabii normal kitap okuduktan sonra. Okuduktan, sizin Türkiye gazetesindeki bir yazınız okunmaz diye anlaşılmış. Ee, yani öyle anlayanlar olmuş öyle diyeyim. E. ...öyle anlayanlar da olabilir. E, biz kitapta yazılanı olduğu gibi... hani ...öyle bildiriliyor. Ama... ...mesela e, biz gazeteye aldığımız... ...yazılar... ...itiraz ediyorlar mesela. Diyorlar ki kısa kısa olsun. E, onu kısa kısa nasıl anlatacaksın? Uzun koyuyorsun. Yazı uzun oluyor diyorlar. E, bir mesele de aynı şekilde bir günlük... ...oradaki sütuna da sığmıyor. Ya o konudaki bütün hükümlerin hepsini... ...bir anda da oraya koyamıyorsun. İmkanı yok. E, o zaman kitap okusun. Saat tepede okunursa daha iyi anlaşılır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum